Merhabalar. Raporlarda grafik tasarımını nasıl yapabiliriz? Öncelikle bunu bir örnek üzerinden inceleyelim ve cari kart listemize gelelim. Buradan ilgili cari üzerindeyken F8 yazdır diyerek cari hesap ekstresi raporuna girelim. Ve daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi firma alanımız default olarak gelmektedir. Hangi firma üzerinde işlem yapıyor isek o firmadan giriş yapmamız gerekmektedir. Ve daha sonrasında altında bulunan ilgili dönemleri gelmektedir. Şu an için tek bir dönem kayıtlı olduğundan bir dönem görebilmekteyiz. Ve sağ tarafta bulunan tasarım alanına geldiğimizde ise 3 noktaya tıklayarak görmüş olduğumuz gibi sistemin içerisinde hazır raporlarımız bulunmaktadır. Bunları istersek kullanabilir veya üzerinde değişiklikli yaparak kendi raporlarımızı oluşturabiliriz. Burada grafik ve karakter olmak üzere iki tasarım şekli bulunmaktadır ve bunların dövizli, vadeli vesaire şeklindekileri. Biz grafik tasarımına gelip seçip ekran diyelim. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi sistemin içerisindeki tasarımı görmektesiniz. Bunu değiştirmek için F5 tasarıma gelip sistemin bize sormuş olduğu standart tasarımlar değiştirilemez. Otomatik olarak tasarımın kopyası oluşturulacaktır şeklinde bir uyarı vererek buna tamam dediğimizde yapmış olduğumuz düzenlemeler daha sonrasında yeni bir kopya olarak oluşmaktadır. Yukarıdan başladığımızda ait olduğu firmaya gelip firma bazlı bir raporlama oluşturmak istiyorsak ilgili firmayı seçip veya tüm firmaları seçerek yapmış olduğumuz rapor düzeninin tüm firmaların görmesini sağlarız. Daha sonrasında dil alanımıza geldiğimizde Türkçe mi İngilizce mi olduğunu seçip tasarım adında ise istediğimiz herhangi bir tasarım adı belirleyebiliriz. Devam ettiğimizde ise yeni tasarım için görmüş olduğumuz butona tıkladığımızda karşımızda boş bir tasarım sayfası çıkaracaktır. Klasör şeklinde gördüğümüz buton ise eğer kayıtlı bir tasarımımız varsa bunu açmamıza yardımcı olacaktır. Disket şeklindeki butonumuz ise tasarladığımız tasarımın kaydedilmesini sağlayacaktır. İleri ve geri butonlarımız ise yapmış olduğumuz değişikliklerde ileri ve geri adım atmamızı sağlayacaktır. Tasarımda herhangi bir yanlışlık yapıldığında silme işaretimiz ile ilgili alanı silebiliriz. Ayarlara geldiğimizde tasarım alanlarında bulunan sayfa boyu düzenlememizi, sayfamızın genişliğini, yazıcı tercihimizin lazer veya mürekkep püskürtmeli mi veya barkod etiket olduğunu mu, sayfa yönünün dikey mi yatay mı olduğunu, sayfa renklerimizin siyah beyaz veya renkli bir baskı mı olduğunu, şeritli satırların mevcut olup olmadığını veya var ise rengini belirleyebileceğimizi, şeritlerimizin başlangıcına, bitişlerini, kağıt türümüzü, sol boşluk alanlarımızı, kopya sayısını ve son kalem satırlarımızı belirleyip F2 kayıta bastığımızda gerekli kayıt işlemlerini gerçekleştiririz. Burada ilgili alanımızı seçim alanına çevirebiliriz. Raporlarımız çerçeve bazında oluşmaktadır. Buradan tasarım çerçevelerini seçerek hangi çerçevelerimizin olup hangi çerçevelerin olmak istemediğini buradan belirleriz ve F2'ye tamam diyerek ilgili kayıt işlemlerimizi sağlarız. Alanlar alanında gördüğümüz kısım ise sol tarafındaki rapor alanlarımızın kapanıp açılmasını sağlar. Yazı nesnesine tıkladığımızda raporumuza text alanı girebilmekteyiz. Örneğin şeklinde. Resim ekleme alanımız ise raporumuza resim ekleme işlemi için kullanılmaktadır. Örneğin alanlarımızı istediğimiz gibi kısaltıp genişletebiliriz ve buradan tıkladığımızda resim ekleyebilmekteyiz ve daha sonrasında raporumuza barkod ekleyebiliriz. Formül veya yazı formülü ekleme gibi seçeneklerimiz de mevcuttur. Buradan da tarih formülü ekleyebiliriz. Raporlarımıza bar grafik veya çizgi grafik eklememiz de mevcuttur. Alanlarımızı genişleterek grafik tasarımlarımızı ekleyebiliriz. Düz çizgi ise bulunduğumuz metnin altına çizgi çizmemize veya herhangi bir düz çizgi çizmemize yarar. Çerçeve ise başlıklarımıza çerçeve eklememize yarar. Buradaki butonlarımız ise aşağı, yukarı, sağa, sola yaslama şeklinde kullanılmaktadır. Tekrar alta geldiğimizde yazılarımızın otomatik büyütme fontlarını, kareye uyarlayıp uyarlamama, en dara uyarlama, en kısaya uyarlama, en uzuna uyarlama, en geniş uyarlama ve bunların ayarlarını yapılma şeklidir. Sol tarafa geldiğimizde rapor alanlarını görmekteyiz. Rapor alanları tüm çerçevelerimize eklenebilmektedir.
Fakat satır alanlarına geldiğimizde ilgili satırlara gelebilmektedir. Örneğin rapor alanından rapor tarihimizi ekleyelim. Sağ alana geldiğimizde ise görmüş olduğunuz gibi buradaki her bir işlevin özellik ve değeri bulunmaktadır. Burada alanımızın adı sağa veya sola yaslayabileceğimizi, dikey yaslamamızın mevcut olduğunu, sözcükleri kaydırdığımızı, içeriğe göre genişletip genişletmeyeceğimizi, dönme açısını, fontunu, koyuluğunu, eğik veya düz şeklindeki zemin rengini belirleyebileceğimizi, kalem rengini belirleyebileceğimizi, daha sonrasında çerçeve çizip çizilmeyeceğini, ilk karakterinin son karakterini, tarih biçimini veya varsa koşulumuzu şeklinde birçok açıklamamız mevcuttur. Ve sonrasında yaptığımız değişiklikleri F2 kaydet diyerek görmüş olduğunuz gibi yazdırmadan önceki ön düzenlememizi görüyoruz. Buradan tekrar F5 diyerek değişiklik yapıp tekrardan kaydet diyerek geri dönebilir ve gerekli tasarım işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Sonra tekrardan tasarım alanına gelip yapmış olduğumuz tasarımımızın aktifleşmesini sağlar ve bundan sonra kullanacak raporlarda yeni tasarımımıza ön tanım olarak gelmesini sağlarız.